Evet sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İnşallah programa devam etmeden önce iletişim bilgilerini verip tekrar kaldığımız yerden inşallah devam etmek istiyorum. 0216 488 0488 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. 0541 428 47 88 numaralı telefondan da inşallah şu anki canlı yayına mesajlarınızı atabilirsiniz. Hocam arada gelen bir mesaj var, onu okumak istiyorum müsaadenizle size de. Demin diyor sevgili Recep Konuk Hocam, Murat Bey İstanbul'dan MHP ile ilgili eleştirilerde bulundu referandumla alakalı. AK Parti ile ilgili de eleştirisi var mı, açıklayabilir mi diyor sevgili izleyicimiz. Teşekkür ediyorum. Tabii MHP ile olan kısmı söylemiştik sevgili izleyicilerimiz, evet. Takip edenler biliyor. MHP'nin özellikle Türkçülüğü çok ön plana çıkartıp ırkçı söylemde kalmasının hoş olmadığını ve bütünlüğü sağlamadığını söylemiştik. AK Parti'nin de şöyle bir sıkıntısı olduğunu ben düşünüyorum, görüyorum. Özellikle tabii 15 Temmuz'da bu da bitti aslında. Ve özellikle 15 Temmuz öncesi ABD'ye ve AB üyelerine çok büyük bir sevgi beslediklerini ben görüyordum. Çok saygı beslediklerini görüyordum ama 15 Temmuz'dan sonra inşallah onlar da işin ciddiyetini ve kafirden hakikaten yakınlık, arkadaşlık, dostluk, ahbaplık olmayacağını onlar da gördüğünü düşünüyorum. İnşallah 15 Temmuz'da dediğim gibi bunun biraz durduğunu ama İran'la alakalı biliyorsunuz Saadet Partisi'ne hatta rahmetli Erbakan hocamıza dair Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet çokça buradan şüphelerimizi dile getirmiştik İran'la alakalı. Yani İran'a o seviciliği, İran'la yapılan ticari anlaşmaların içeriklerinde. İran çünkü İran'ın da ben kafirden daha şiddetli düşman olduğunu düşünüyorum. Şia'nın her zaman Müslümanların aleyhine politikalar güttüğünü ve inşallah AK Parti milletvekilleri içinde, bakanlar düzeyinde inşallah İran sevicisi yoktur diye umut ediyorum, dua ediyorum. Hocam bir sosyal medyada yansıdı. Yayınlandığı dönemde çok ses getirdi ama çok da böyle gündeme getirip reklamını da yapmak istemiyoruz ama bizler için önemli bir konu olduğu için size sormak istiyorum. Buyurun. Siz nasıl görüşlerinizi iletirseniz seviniriz. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi malum Profesör Doktor Nurşen Mazıcı'nın yayınlandığı dönemlerde Allah hepsinden razı olsun, Allah rahmet eylesin, 248 şehidimiz hakkında söylemiş olduğu bir kelime var. Ama profesörün hala görevinde olduğunu biliyoruz. Bir de şu bağlamda sormak istiyorum. Ben şehit demiyorum diyor, şehit olmadıklarını düşünüyorum diyor. Öldürüldüler diye bir açıklama yaptı. Marmara Üniversitesi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Nurşen Mazıcı. Evet. Bir de üniversitelerde aşağı yukarı 250-300 bin arası öğretim görevlisinin olduğu söyleniyor. Evet. Ama bakıyorsunuz ki 15 Temmuz'dan sonraki tasfiyelerde bu %2'ler seviyesinde. Sizce bu üniversitelere neden dokunulmuyor veya dokunulmuş hale bu kadarlar mı yani? Yani şimdi Marmara Üniversitesi zaten kripto bir üniversite. Marmara Üniversitesi FETÖ'nün yuvası haline gelmiş bir üniversite. Bu Nurşen Mazıcı bayanın da o başındaki mesela o takılarının bence sökülüp atılması lazım. Şunu net söylüyorum ben. Müslüman olan bir insan. Müslüman olan bir insan. 15 Temmuz'da öldürülen kardeşlerimizin şehit olmadığını iddia edemez. Eğer Müslümansa bir insan, o insanlar 15 Temmuz'da öldürülenlerin hepsi, Allah gani gani rahmet eylesin, şehittir. Şehit oğlu şehittir. Ve bizim İslam tarihinin en şerefli hangi şey? Uhud şehitleri mesela, Bedir şehitleri kadar en az şerefli şehitlerdir. Çünkü vatanları için, milletleri için gözünü kırpmadan Allah hepsinden silahsız bir şekilde çıplak ellerle çıktılar o tankların, topların, F-16 füzelerinin ne göğüs gerdiler. Onlar tekrar söylüyorum en şerefli İslam aleminin şehitleri kadar şehittir. Bu kadın içinde, bu bayan içinde
Ben ona profesör falan filan demeyeceğim. Evet. Nurşen Mazıcı. Bunun da Müslümansa onları şehit kabul edeceğini ben düşünüyorum. Ne demek istediğimi net anlamışlardır sevgili izleyicilerimiz. Hocalarım, İslam sadece namazdan ibaret olsaydı Ebu Eyyub el Ensari neden ne işi vardı İstanbul'da? Demek ki biz her yerde olmalıyız. Eli kafiri boş durmuyor. Hocam sizden bir ricam olacak diyor sevgili izleyicimiz. 5 yaşında bir kızım var. Sizi hep izliyor. Allah razı olsun. Amin. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi sunuyoruz. Çok ısrar ediyor diyor. İsmi Kübra Suna Türk. Buradan kendisine Kübra'ya da selamlarımızı iletiyoruz. Onu çok seviyoruz inşallah. Kübra Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyor hocam. Selam söyler misiniz diyor. Selamlar ona. Sorusuyla ilgili cevaplarınız ne olacaktır hocam? İslam sadece namazdan ibaret olsaydı Ebu Eyyub el Ensari ne işi vardı İstanbul'da? Evet. Demek ki biz her yerde olmalıyız. Elin kafiri boş durmuyor. Evet. Rahmetli Erbakan hocamızın bir sözü bu. Kendisini de Allah'tan rahmetle anıyoruz. Evet. Gerçekten biz İslam aleminin lideri bir ülkeyiz Türkiye olarak ve her yerde olmalıyız cümlesine %100 katılıyorum. Özellikle tebliğ çalışmalarımıza her kulvarda devam etmeliyiz. Sırf tebliğ değil, bütün İslam alemine, İslam beldelerine biz barışı, biz kardeşliği getirip onları gözetmeliyiz. Küffara, kafire onları ezdirtmemeliyiz. Her yerde olmalıyız. Diplomasimizle beraber, gücümüzle beraber olmalıyız. Ben de aynı fikirdeyim sevgili izleyicimizle. Selamünaleyküm hocam. Hocam askerlerimiz, polislerimiz koşarak cumaya gidiyorlar. Gurur duyuyorum diyor. Bu ümmet yıkılmaz. Allah hepsinden İnşallah. Razı olsun. Amin. İnşallah. Canlarını ortaya koyuyorlar. İnşallah. Allah hepsinden razı olsun dedim. Amin. Hocam hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar. Sizleri beğenerek, takdir ederek izliyoruz. Allah siz ve sizin gibilerin sayısını arttırsın inşallah. Amin. Allah, ben de Kastamonu'da okuyorum. Babamızın memleketiymiş. Yayında öğrendik. Biz de ailecek evet diyoruz. Diyor Maşallah. Sevgili izleyicimiz. Allah razı olsun. Hocam, son günlerde konuşulan yoğun bir konu var. CHP'li katip üye Elif Doğan Türkmen'in iletişimle ilgili faturası üzerine bir sorum olacak size. 1.2 milyon TL yani eski parayla 1 trilyon 200 milyarlık bir iletişim faturasının geldiği söyleniyor. Hani CHP milletvekilleri veya üst seviyede hep halkın yanında olduklarını, hükümetin çarçur ettiğini, halkın parasını zayi ettiği, hırsızlık yaptığı vesaire vesaire mesleği olan olmayan açıklamalarda bulunuyorlar. Siz 1.2 milyon TL'lik iletişim faturasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi öncelikle sevgili izleyicilerimiz, Kübra kardeşim sana da sesleniyorum. Pazar günü kızımla arabayla gezerken ona şunu söyledim ben. Dedim ki bak kızım bu yolun sahibi sensin. Bu belediye binalarının sahibi sensin. Bu meclisin, devletin bütün organlarının, arabaların sahibi sensin. Orada kızıma ben şunu anlatmaya çalıştım. Biz halk olarak devletin gerçek sahibi biziz. Onlar bizim vekillerimiz. Sadece bizi temsil eden, bizim seçip oraya gönderdiğimiz insanlar. Burayı iyi anlamalıyız. Devletin polisi, memuru, işçisi, benim hizmetimde onlar. Şimdi bu milletvekili ya günah ya yuh. O faturayı devlet ödemiyor ki. O faturayı senin maaşından kesilen vergi ödeyecek. Benim maaşımdan kesilen vergi ödeyecek. Ben ödeyeceğim yani. Sana yuh diyorum ya. 1400 işçinin aylığı verilebilir biliyor musunuz? Sevgili Uğur Bey. Evet. Yani o kadının bir aylık haberleşme masrafıyla 1400 tane işçimizin aylığı ödenebiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Askeri ücretle çalışan 1400. Kaç tane ev alınır ya? Mesela 15 Temmuz şehitlerimize en az 10 tane ev alırız o parayla ya. Evet. Yuh ya yazık ya yazık. Bugün grup başkan vekili Engin Altay çok komik bir açıklama yaptı. Dedi ki inşallah kendi sene yakışanı yapacaktır dedi. Mantıklı bir açıklama yapacaktır dedi. Bir kısmını da öder dedi ya.
böyle alaycı, böyle fütursuz, böyle halkla dalga geçen bir yapı. Zafiyete düşmüştür tarzında bir açıklamalar vardı hocam. Yani bunun zafiyetle alakası yok. Yok yani. Ya bu telefonun veya bu iletişimin hiç kapanmamış evet. gözüküyor yani. Son saatlerde şöyle bir haber de geçti. Ocak ayı masrafı da 700 bin civarıymış. Şu anda da biliyorsunuz bu bir önceki ayın. Yani Aralık'ın bir de Ocak faturası 700 binlere bu. Bu kadın ne yapıyor ya? Nereye arıyor? Ne yapıyor yani? Peki hocam, nasıl haberleşiyor? En ufak bir şey olduğu zaman veya gündemle alakalı, evet. AK Parti ile alakalı, MHP ile alakalı her mikrofon tutulduğunda cevap veren bir evet. Kemal Kılıçdaroğlu evet. var ama evet. maalesef yani. Bu konuyla alakalı ben yapmış olduğu bir açıklama duymadım bilmiyorum evet. ama yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bununla alakalı nasıl bir tutum sergilemesi lazım? Şimdi biz çocukluğumuzdan beri şöyle büyüdük sevgili Altun. Hazreti Ömer'in iş saatinde devletin mumunu kullandığı, evet. iş saati bittiğinde halifeyken yani cumhurbaşkanıyken veya evet. başkanken kendi mumunu, devletin mumunu söndürüp kendi mumunu koymasıyla biz büyüdük. Evet. Öyle anlatıldı bize, öyle yetiştirildik. Şimdi gelelim bugün bu olaya. Ben buradan CHP'yi çok vurmak istemiyorum. Neden? Bu olayı velev ki AK Partililer de yapıyor olabilir. Basına yansımamış olabilir. Bakacağız buna. Velev ki MHP'liler yapıyor olabilir. Velev ki diğer partiler, HDP'liler. Ama bunu siz yapamazsınız ya. Bu halk bunu yemez. Bak bu var ya, korkunç bir kere oylarında düşüş olacak şimdi. Niye? Ulan sen benim paralarımla, benim maaşımdan kesilen parayla sen nasıl olur 1 trilyon 200 milyar mı dediniz? Evet. Ya benim hafsalam almıyor ya. Benim hafsalam almıyor. Bu kadın haberleşme değildir bu. Başka bir şey vardı. Bu ev mi aldı bu? Villa mı aldı? Bu yat mı aldı bu paralarla? Ne yaptı? Bunun ortaya çıkarılması lazım. Evet, bu pislikler bak kesinlikle evet. vallahi bak hesap veremezsiniz. Billahi hesap veremezsiniz. Hangi partili olursan ol. Hiç fark etmez. AK Parti'de olsan, MHP'de olsan, CHP'de olsan hesap veremezsiniz. Toprağın altı var. Toprağın altı var. Hesap yeri var. Hesap günü var. Zerre hayır yapan karşılığı bulacak diyor Allah. Zerre şer yapan karşılığı bulacak. Zannetme bana kâr kaldı bu. Zannetme yanımıza kâr kaldı bu. Oh iyi oldu. Devletin malı deniz, yemeyen keriz mantığı. Yapmayın. Vallahi hesap veremezsiniz. Billahi veremezsiniz. Çünkü orada var ya, bir gramın bile hesabını vereceğiz. Göreceksiniz, göreceğiz. Alimler yani. Anlatıyor. Kur'an yazmış şu anda. Ayet okudum az öncesi. Allah buyuruyor ya. O yüzden bu kadın var ya, bu 1 trilyon 400 milyar mı 200 milyara veremez hesabını. Ya hocam, kendini de yaktı, partisini de yaktı. Halkı bu kadar çok düşünüyorlarsa bu faturayı yok Cumhuriyet ya. Halk Partisi milletvekillerinin ben halkı düşündüklerini vallahi bir şekilde kendi aralarında ödeyip samimi olduklarını ispatlamaları gerekiyor. Bence ama bunu yaparlar mı? Kemal Kılıçdaroğlu bak dediğiniz gibi her şeyi her mikrofona konuşan. Al buna da şimdi bir açıklama yap. Hadi evet. yarın grup toplantıları var zannediyorum. Evet, salı grup günleri genelde. Hadi buna da cevap verdi ki ya bu milletvekilimiz şundan dolayı yaptı bu harcamaları. Halkımıza ya, ulaştı şu faydayı yaptı. Yani yapamazlar inandırıcı ya. İnandırıcı bir açıklaması olacağına ben zannetmiyorum hocam. Yani bunun en doğru kararı verecekleri kendi aralarında pay edip bu parayı ödemeleri gibi geliyor ama ödemezler. Bunu da zannetmiyorum yapacaklarını. İnşallah yaparlar, bizi utandırırlar İnşallah. Yani. Barış Kopu selamünaleyküm. Halifelik bizden alındı. Allah nasip ederse ne zaman tekrar bizde olacak? Şu an bizde mi demiş sevgili izleyicimiz. Şimdi Barış'a bir mesaj. Buyurun. Özür dilerim. Cevap verebilir miyim? Sevgili Barış kardeşim, ne zaman gelir halifelik biliyor musun? Halk olarak namazlarımıza dört dörtlük sarıldığımız zaman. Halk olarak birbirimizi hakikaten sevdiğimiz zaman. İşte az önce dedim ya ben MHP'li, CHP'li, HDP'li bilmem. Bu ayrımları bırakırsak, işte Karadenizli, Doğulu, Batılı bırakırsak, innemel müminin ihvatün, eğer o Müslüman kardeşliğini yakalarsak tekrar halife gelir. Halifelik evet. gelir. Bir yıl sonra yakalım, bir yıl sonra. Beş yıl sonra. Çünkü Allah nurunu tamamlayacak. Ayet bu. Velev ki kafirler istemese de. Allah nurunu tamamlayacak inşallah.
Sevgili izleyicimiz diyor ki o para için 2002 öncesi IMF'ye gidiyorduk. Yazıklar olsun. Evet. Hazreti Ömer'i hiç mi bilmezler diyor. Hakkım haram olsun demiş sevgili izleyicimiz. Bilmiyorum. Bizim zaten hakkımız onlar ödeyemez. Hocam malum 15 Temmuz olaylarından sonra Avrupa, Türkiye biraz sessiz kaldı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dik duruşu ve onun akabinde işte bakanları vesaire birkaç bakanı tenzih ediyorum. Onların akabinde yeni yeni Türkiye'ye gelmeler, ilgilenmeler veya şirin görünmeler adı altında ben algılıyorum. Bir takım ziyaretlerde bulunuyorlar. Malum İngiltere Başbakanı, ABD Başkanı Donald Trump'la görüştükten sonra Türkiye ziyareti yaptı geçtiğimiz günlerde. Evet. O Türkiye ziyaretinde bulunduğu dönemlerde bugün İngiltere Savunma Bakanı Fallor'da Milli Muharebe Uçağı'nın projesiyle alakalı TFX, beyin güçlerimizi bir araya getireceğiz adı altında bir açıklama yaptı. İngiltere Başbakanı'nın Türkiye'ye gelmesini, arkasından akabinde Almanya Başbakanı Merkel'in de geleceği söyleniyor. Her ne kadar Kılıçdaroğlu onun da gelmemesi için bildiğimiz kadarıyla bir takım söylemlerde bulunmuş. Siz bu AB ülkelerinin her ne kadar Britix'e gitmesiyle de İngiltere'nin yine de bir AB ülkesi olmasına nazarında iki ABD'nin güçlü ülkesinin başbakanlarının Türkiye'ye gelmesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii ki bir gerilen bir Avrupa Birliği ile bir ilişkiler var. Evet. Türkiye'nin gerçekten özellikle bu mülteci geri kabul anlaşmasıyla beraber ve terör yasasını geri çekmeyerek, terör yasasını tam onayarak, hayata geçirerek devam etmesinden sonra Avrupa Birliği ile gerilen bir ilişkiler var. Evet. Tabii ki biz bu ilişkileri yumuşatma şansımız yok. Neden? Biz terör yasasını nasıl olur geriye çekeriz? Tekrar o barış süreci vesaire bilmem nasıl mümkün değil. Bu kadar şehit verdikten sonra çünkü Cumhurbaşkanımız defaatle söyledi. Artık bu uçağın geri dönüşü yok. Evet. Bu geri dönüş nedir? Mesela uçaklar kalkar sevgili izleyiciler. Eğer yarı depoyu geçtikten sonra o uçağın geri dönme şansı yok. Niye? Yarı depoyu geçtikten sonra geri dönecek benzini yok artık. Türkiye bu durumdadır. Biz terör yasasında geri kabul anlaşmasını yapamayız. Niye? Ya kafirler şunu söylüyor bize. Avrupa Birliği, ABD şunu söylüyor. Diyor ki Hristiyan olanı bana ver mültecilerde. İşte doktoru ver, mühendisi ver, atom mühendisini bilmem nesini ver. İşte köylü, çaputçuları sen al. Ya haşa bunlar mal mı ya? Bunlar bizim öz kardeşlerimiz. Sen nasıl olur insan ayrımı yaparsın ya? Aynı Fethullah Gülen yapılanması da bunu yapıyordu biliyor musunuz? Yıllar önce uyardık. Sakalımız da var ama bizi dinlemediler. Aynı olayı onlar da yapıyordu. Ayrım yapıyorlardı. Sohbet veriyorlardı. İş adamları ayrı grup. Müdürler ayrı grup. İşte ayakçı takımı haşa. İşçiler, onlara göre tabii ya. Tabii onlara göre ayrı grup. Ha? Bize göre emekçiler. Nasıl olur ya? Camide öyle ayrım mı yapılıyor? Hayır, milletvekiliyle yan yana namaz kılıyoruz. Evet. Cumhurbaşkanıyla yan yana namaz kılıyoruz. Allah ayırmayın diyor. Sizin üstünlüğünüz ancak takvada diyor. Evet. Takvası yüksek olan Osmanlı camilerinde bir şey vardır. Mesela Süleymaniye Camii'nde, Sultanahmet Camisi'nde mihrabın orada bir yükselti vardır sevgili izleyiciler. Yaklaşık 20-25 santim, bazılarında 40 santim yükselti. Evet. O yükseltinin anlamı ne biliyor musunuz? Devlet büyükleri orada namaz kılsın diye değil. İşte orada Allah'ın dediği takva sahipleri. Evet. Yani ilim olarak, irfan olarak, yaşantı olarak takva sahipleri imamın arkasına geçip orada namaz kılarlar. O yüzden bunların yaptığı gibi ikili böyle ayrımcılık olarak değil. O yüzden şimdi Avrupa Birliği'nden bu insanlar geliyor mesela. Merkel'in gelmesi önemli. Neden önemli? Eğer Merkel bu terör yasası ve geri kabul anlaşmasından oluşumunda eğer bir yumuşamaya onlar geçerse ne olur? Türkiye'deki hükümetin vakarlı duruşu daha da netleşir. Zaten o yüzden Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki aman gelmesin Merkel. Niye? Evet oyları artar diyor. Açık açık bunu konuşuyorlar ya kapalı kapılar ardında. O yüzden bunlar gelecek. Bunlar ülkemize gelecekler. İnşallah hepsi gelecekler. Ama biz dik duralım lütfen. Daha ezdirmeyelim devletimizi de
Milletimizi de daha izdirmeyelim. Zaten kaybedeceğimizi kaybettik. Bak ekonomik bir dünya zararlarımız var. Ekonomiyi pek konuşmuyoruz. Eleştiri de alıyoruz. Gündemli ekonomi programı diyorsunuz diyor. Ekonomiyi hiç konuşmuyorsunuz. Ekonomide biraz şartlar iyi değil sevgili izleyiciler. Durumlar iyi değil. Halkımızın biraz moralleri bozuk. Şimdi kalkıp onları burada tekrar dillendirirsek moral bozukluğuna daha da moral bozukluğu vermiş oluruz. Ama geçmiş programlarda bunu da söyledik hocam. Evet. Mesela yapılan manipülasyonları, devletin 60 tane döviz bürosunu tespit ettiğini, bu dolardaki evet. oynaklıkla, evet. kurlukla alakalı. Zaten ufaktan da bir düşüşe geçmeye başladı evet. inşallah. İnşallah. Düşeceğine de ümit ediyoruz. Şunu da söylemiştik. Ediyoruz. Aynı terör örgütü elemanlarına yapılan muamelenin aynısı bu finans olayında bize yapılan hareketleri de aynı cezayı çekmeli. Evet. Niye? O da terör o da. O silah kurşun atıyor. Bu da ekonomik olarak kurşun evet. atıyor işte. Şimdi Necip Fazıl diyor ki insan iyi dediğim sürece daha iyi oluyor. Yani evet. iyiyim diyelim ya. Birbirimize iyiyim diyelim. Neyse. Mesela biz açık söyleyeyim buradan moral bozucu programlar değil de FM TV'de özellikle moral aşılayacak programlar yapmaya çalışıyoruz sevgili izleyiciler. Niye? Halkımızın bugünlerde birlik, beraberliğe ve morale ihtiyacı var. Evet. Hocam tarafsız olan Cumhurbaşkanı yetimin, garibin, benim, sizin, çocuğunuzun halkın parasıyla miting yaparak AKP'ye oy istiyor. Bu mitinglerde trilyonlarca para harcanıyor. Haksızca harcanan bu paralar sizce kul hakkı değil mi demiş Eray İstanbul'dan. Bu sadece Cumhurbaşkanı ile alakalı değil, bütün partilere evet. verilen ödenekler bunlar. Bugün HDP'de sırtını Kandil'e dayayan HDP'de devletten seçim kampanyaları için oy veya para alıyor. Hocam sizin söylemek istediğiniz şey var mı? Ben şöyle Eray kardeşime şu Eray şöyle söyleyeyim bak az önce MHP'ye uyarı yaptık. Gel dedik Türkçülüğü öne koyma. Şimdi biz de hazır bak bir yeni anayasamız değişiyor. Allah'ın izniyle değişecek. Şu parlamenter sistem bizi böldüğü gibi artık bölünmeyelim. Yok AK Parti yok şu bu yapmayalım. Biz ne yapalım? Bak birlik beraberlik olalım. Halk olarak biz iyi yöneticimizi başa getirelim. Bizim istediklerimizi yapsın. Yok AK Parti o istiyor falan. Ben buna pek katılmıyorum. Öyle bakmayalım olaylara. Olaya şey bakalım artık. Milli dava olarak bakalım. Lütfen Kerem Hanım. Biraz hükümetin israflarını da anlatın. 23 yaşında milletvekilinin süper maaşı helal mi? Tarafsız olun demiş sevgili izleyicimiz tarafsız biraz. Tarafsız olarak az önce eleştirdik. Biliyorsun AK Parti'yi müthiş bir şekilde eleştirdik. Ne dedik? Özellikle ABD seviciliği vardı 15 Temmuz öncesi. Avrupa Birliği liderlerinin sevicilik var ama onlar bitti artık. Burada adil bir şekilde olayları değerlendiriyoruz. Halkımızın bakış açısını ayarlamaya çalışıyoruz sevgili izleyicimiz. Evet. Bize hocam, de acımasız olmayın lütfen. Bir mesaj daha okuyacağım. Buyurun. Programın da sonuna geldik hocam. Buyurun. Müsaade ederseniz. Selamünaleyküm hocam. Ben Hüseyin, benim paramla eğer CHP'li vekilin iletişim borcu ödenecekse hakkımı helal etmiyorum hocam ve bu vekili Allah'tan korkmaya davet ediyorum diyor. Vallahi sevgili Hüseyin izleyicimiz. Kardeşim, inan ki senin maaşından kesilen parayla ödeyecek. Samimi söylüyorum. Hocam Allah aşkına cevap verin. Biz başkanlığa evet dersek şeriat mı gelecek diyor sevgili izleyicimiz. yok. Bu şekilde şeriat gelmez. Şu anda sadece parlamenter sistem biraz daha çeki düzen veriliyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi devam ediyor. Ama şöyle söyleyeyim. Şeriat ne zaman gelir? Yani şeriat demek. Bak aslında ülkemizde sevgili Altun bunu açmak istiyorum müsaadenizle. Hocam vaktimiz birkaç var. Dakika. Birkaç dakika. Evet. Şimdi şeriat demek Allah'ın emir ve yasaklarını yaşayıp yaşatmak demek. Yani Mevla Teala Hazreti Kur'an-ı Azimüşşan'da bizim yaşam tarzımızı söylemiş. Hangi haller helal, hangi haller haram. Şeriatı yıllarca kötü gösterdiler bize. Şeriat bak, şeriatı yaşasak var ya yemin ediyorum mutsuzluklar biter. Evet. Yemin ediyorum kafirin ayaklarının dizinin bağı titrer, bağı. Evet. O yüzden teşki olsa. Selamünaleyküm hocam. Ben Kastamonu Şenpazar'danım. Ben de sizi izliyorum. Evet tamam. diyorum. Sizinle gurur duyuyorum. Benim hemşerimmiş. Allah razı olsun. Ben de Şenpazarlıyım. Hocam değerli görüşleriniz için çok teşekkür ediyorum. Allah razı biz olsun. Biz teşekkür ederim. Allah çok razı değerli olsun. Değerli konuları açtınız. Sevgili tamam. izleyicilerimizin sorularına açık yüreklilikle cevapladınız. İnşallah
Bir gündem ve ekonomi programında da sonuna geldik. Sevgili Recep Konuk hocama çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun inşallah.